Türkiye serisinin 4. bölümündeyiz. 3. bölümde Türkiye Devleti doğudaki sınırlarındaki bir düzenleme hareketlerine girişti. İdea teknoloji açısından dünyada efendim gelişmelerini sürdürüyoruz ve dünyanın en teknoloji ülkesiyiz. Tabii Uğur Dadaşoğulları hala ülkenin başında, 61 yaşında kendisi, 62 yaşında hatta. Hala ülkenin başında, varisi de gayet başarılı. Tabii biz geçen bölümü en son Osmanlı Savaşı ilan edecekken bitirmiştik ve o zaman bu bölümü de hemen savaş ile başlatalım. Savaşı Hüdavendigâr için açalım. Memlük Savaş'a gelirmiş ama çağırmadım bunu. Gerek yok, gelmesin. Şimdi sen hatta bunu al da bu böyle gitsin. Tripoli için belki Memlük çağırdık ama bilmiyorum, gerek yok. O zaten buraya gelemez. Biz şöyle alalım. Ondan sonra da bakayım, 3 tane gemi var. Belki 3000 asker getirebilir. Öyle bir şansı var da. Şimdi biz bu savaşta Osmanlı'dan Balkanlardaki toprakları isteyeceğiz. Şu Valaçya'ya komşu olmak önemli. Özellikle bunları alacağız. Şu Edirne, Selanik gibi toprakları da ele geçirmek istiyorum ama tabii bu savaşta Venedik çok büyük bir üstünlük sağladı. Bakalım nasıl bir anlaşma yapacak. O da çok önemli. Abi orta şey, ha. Yani hocam aldın götürdün toprakları, adamla ateşkes yap artık yeter. Biz de Macaristan'dan destek alıp kendisine saldıracağız sonra. Sayın Venedik, yani bu işler böyle. Diplomaside yükselmek de var, düşmek de var. Siz şu an yükseldiniz ama biz bu sizin yükselişinizi yerle bir edeceğiz. Bu arada Litvanya toprak kaybetmiş. Çok güzel. Tabii Litvanya, geçen bölümde de anlatmıştım Polonya Litvanya'nın ayrı olmasını. Mesela böyle bir durum da var. Litvanya'nın seçtiği dostluklardan dolayı başına aldığı işler var. Yani Moskova burada daha rahat gelişleme şansı buldu. Bu şanstan dolayı. 35 bin insan. Abi hadi bir şey yap ya Sayın Venedik. Ateşkes yap. Ateşkes yap da biraz da biz toprak alalım. Azıcık toprak alalım. Ülkemiz bir toprak görsün. Yani sayın bizim ülkemizin vatandaşları diyor ki azıcık hocam biz de toprak görelim. Adamlar toprak... Oo, ne oldu hocam öyle ya? Sayın bizim güzel vassal. O sönmez reis. Abi adamın komutanlık özelliklerine bakar mısın? 5-2 diyor ya. Daha oyunun başında. Nereden geldin arkadaş sen? Müthiş, müthiş bir komutan. Tebrik ederim. Palasımızı inşa edelim tabii, olur. Gel abi gel adamı kurtar ya. Ülkesinde isyanlar var. Ya Ermenistan, bak ben seni bu kadar isyandan kurtarıyorum. Sen hala kalkıp bana karşı burada hala mı? Bak gerçekten yaptığın ayıp. O kadar da toprak verdim. İnsan verdim top şu adamı yalnız seyretmeye doyamadım. Heh. Evet. Evet. Evet abi. Yani Venedik. Sana ne desem az. Bak ne desem az gelir. Gerçekten az gelir. Yani hani bir şey söyleyeceğim mesela. O sana az gelir. O derece. Samimi söylüyorum. Az gelir. Ayıp ya. Yaptı harekete bak. Gel şunu da bastır. Oradan da buraya geç. Macaristan. Çek Macaristan. Macaristan ne diyor? Macaristan'ı şu Venedik'in sınırlarını ele geçirmesi için dost istiyorum. O bölgeye ilerleyebilmek için. Nerededir Hungary'nin askerleri? 30 bin. Tabii yani büyük destek alırız oradan. Hocam sen nasıl komutansın ya? Adam müthiş. Gel. Hatta buraya bir gel de. Efendim. Şu sınırları peki koruma altına alamayız. Yok. Oraya alamayız. Nibolu ve Vidin'i de ele geçirmeyecek. Puan yetmiyor. Savaş skoru yetmiyor. Şu donanmayı alalım. Burayı kuşatalım da. Efendim sorun olmaz. Şimdi Memlü hala çağırma şansım var ama dediğim gibi yani niyetim yok. Onu belki Venedik Savaşı'na çağırırız. Venedik Savaşı'na gelirse ona çağırırız. Venedik'te de savaşacağız. Şu Venedik'te artık bir başlatayım ben.
Spy Network. Sen nasıl Balkanlarda Osmanlı'dan toprak alırsın diye savaş ilan edeceğim. Bu savaş ilan etme nedeni. Sayın Avrupa Üniversitesi 4. Sen böyle gel. Sen de böyle gel. O arkadaşın iki toprağını da hak iddiası yapıp sonra kendisini vassallarız. Yani ilak edip vassallarız. Kendisini de Ortodokstan Müslümanlar çevirttirebilir mi? Bu arada orada askeri mi varmış adamın? Ne zaman? 23 Mart. Yani kazanma şansımız var da bence gerek yok. Hatta gel abi komutanla birlikte dağılsın oraya. Gayet hazırlıklı bir ordu. Şunu oraya alamıyoruz, tamam. Evet, Türkiye ordusu tabii kolay bir şekilde savaştan galip ayrılmak üzere. Bu saatten sonra tabii Osmanlı'nın artık bize karşı pek de mücadele edemeyeceğini söyleyebiliriz. Hak iddialarımızı, daha doğrusu spy network'ümüzü bir kuralım da şu Venedik'te hızlı bir şekilde hak iddiaları istiyorum. Arkasına Venedik'te bir savaş yaparız. Moskova'dan destek alan Teodoro serbest kaldı sanırım. Yani vassallıktan. Kolay gelsin. Gürcistan Çerkezya'yı ilhak edecek. Peki. Adam da kalk bir dakika ya. Çerkezya ha dedim, bana karşı bir agresifliği mi var senin, neyin var? Ha vassalım doluyormuş kendisi. Tabi savaşta olduğum için dost olamıyorum. Keşke dost olup savaşa girişseydim ama. Osmanlı Savaşı'nı bitirmem lazım önce. Osmanlı Savaşı'nı bitirmeden buraya dahil olamayız. Yani Enforce Beast'ten. Şimdi Edirne'de hak iddiası yapacağız. Sayın hocam. Edirne, Girit ve... Neydi senin adın? Negroponte. Olabilir. Güzel, orasını da Müslüman yapmış bu arada aldığımız bölgeleri, değil mi? Yani tabi biz de işgal ettik zaten burayı, orayı da yapmış. Sağ olsun tabi, ülkeyi hazırlıyor bizim için. Diyor Türkiye devleti şimdi buraları ilhak ederse adam rahat gelsin buralara. Efendim yurtlaştırsın. Tirhala, ha Tirhala'yı da tabi alabiliyoruz. Ha orayı da alalım. Gel abi. Bu Venedik bize geçişi verir mi şimdi? O kadar olay yaşadık ama tabii veriyor yani sonuçta. Kendisi efendim biz kendisine geçişi vermiştik. Osmanlı da bundan yararlanıp asker getiriyor. Biz de şöyle yapalım. Evet. Hocam sizler şöyle gelin. Güzel. Burası 6000 asker istiyor. Çok güzel. Çerkezya Kırım tarafından koruma altındaymış da ticaret yönlendirmesidir. Sen Sünnisin bir daha. Seni şey yapmış ama doğru. Kuşatma durumu nasıl gidiyor hocam? %7 mi? Ya biz sana yetişemeyeceğiz herhalde ya. Bu Enforce PC nasıl yaptıracağız sana? Trust'tayız zaten. Trust olduğumuz için de yaptıramadığımızdan. Neyse, ona bakalım ne yapacak? İlhak mı edecek artık? Sayın Çerkezya ne yapacak göreceğiz. Abi sen şuraya gitsene ya. Orayı bir hallet. Sayın Gürcistan, bunu yapmasaydınız bence iyiydi ama niye yani? Çerkezya orada yaşasaydı adam ne güzel Müslümanım diyor. Yani bizim ülkemize fayda sağlayacağı için söylüyorum da adam yapmış bak her yeri. Olmazsa bakalım ne yapacak. İlhak mı etti? Ha, bayağı toprak aldı tabi. Neyse, o zaman biz onu da vassallarız. Geliştir abi ilişkiyi. Şunu da çek. Çerkezi'ye de vassallarız. Bu arada Valaşça'ya da savaş ilan etmiş. Valaşça. Abicim. Ya senin ne alakan var? Crusade yapıyor hem de. Bak sen şu işe. Adam durmuyor, crusade yapıyor. Negroponte, onu şey yap, bunu çek. Bunu çek. Şu arkadaşla evlilik yapalım.
Ondan sonra ben sonra seni dost yapacağım. Evet. Onunla evlilik yaptık diye oyunun canı sıkıldı herhalde. Bir de bizim kaç tane diplomatım? Ha, bir tanesini de şeyden aldık. Doğru. Dur, bunu da geri çek. Geç çizini. Bir de benim aslında bu arkadaşla dost olma isteğim de var. Ha, bir an geçerken sanki burada da bir evlilik yapılabilme seçeneği belirdi sandım da. Diyecektim, ne oluruz, oyun değiştin mi yoksa? Sen önceden böyle değildin. Şimdi bu arkadaşlar farklı bir ordunun parçası, o yüzden bunları geri çekelim. Öte yandan artık savaş bizim için bitti. O yüzden fazla komutanımız var diyor. Şimdilik yani şehrim kuşa... Evet, bu arada öldüm. Hayırlı olsun. 3-3-4 Gündeş Dadaşoğulları tahta çıktı ve Hasan 6-3-1 ile varisi onun. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Bunlar nasıl bir yetenek böyle? Gayet yetenekliler. Gerçi yaş olmadı ama. Biraz daha küçük olsaymış. Tabii bizim kaçıncı, üçüncü fikrimiz. Hayır, şansımızı arttırıyor. Gayet iyi arttırıyor hem de. Ama ben o zaman bu varisi öldüreceğiz. Yani hükümdarı... Of. Of. Varise bak abi. Varis de inanılmaz bir komutan çıktı bu arada. Venedik Ragusa'ya savaş ilan ediyor. Kolay gelsin. Puanlar geliyor. Gayet iyi. Bravo. Şimdi Çerkezya'yı da vassallıydı. Moskova ile dost olmuş. Bak abi diyor. An itibariyle diyor, Çerkezya'yı da ilhak ettim. Ne düşünüyorsun diyor. Dağıttım diyor. Gel o zaman seninle bir dost olalım dedi. Moskova. Moskova sorun değil. Seninle de savaşırız. Sorun değil yani. Ne zaman ateşkes bitiyor? 1494. Olur. Hak iddialarımız bitsin. Yani daha doğrusu ilişkimiz geliştirilsin. Bunları alırız onunla. Rahatlıkla alırız. Komutanlarım zaten müthiş şu anda. Ülkemiz tam hızıyla, gücüyle devam ediyor. Teknolojimiz geliyor. Claim'ler bitiyor. Claim'ler nerede bitiyor? Şu arkadaşla claim yapalım. Spy Network'ümüzü kuralım. Şimdi 71'e 70. Bu arkadaşlar dediğim gibi uzun bir zaman bize karşı bakışları kötü olacak. Kartlıyı da yapıyorsun. Ne güzel. Bravo İmereti. Tamamen topraklarını Müslüman yaptı. Ermenistan'da yapıyor. Güzel. Kolay gelsin. Böyle devam edin. Sen ha, oraya kuşatıyorsun tabii. Ne oldu o zaman? Evet. Son Osmanlı şehrini de kuşatmak için bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Ya abicim biraz bekleseydiniz. Nasıl yani? Kardeşim sen savaşa girebiliyor muydun? Şu an artık geçti diyor 30 ay. Neyse hadi. Hayır, adam orayı kuşatmıyorum diye ateşkese razı değil. Gel abi gel. Gel donanma, burayı kuşat. Adam diyor ben ateşkes yapmam arkadaş. Şimdi ha ne oldu? Yok diyor. Ben diyor hala diyor ateşkes yapmam diyor. Bu da zaten memnun değil. Kaç tane komutan var bize? Şu nerede? Bunu al görevden. Artık fazla askeri komutana ihtiyacım yok. 7. seviyeye geldik bu arada. Askeri teknolojide, şey admin teknolojisinde. İdea geliştirmedik. Yurtları ayırmadık puanları. Tabi savaş uzun sürer diye düşünerek. Öte yandan biz ne diye salalım? Aristokratik alabiliriz. Aristokratik gideye fayda sağlar bize. Şöyle alalım. Kendisini bir adet mi, iki adet mi geliştirelim? Bir adet, neyse. Moralimizi de aldık. O da güzel. Ordularımızın moral gücü arttı iyice. Askeri teknolojiye daha var zaten geçmek için de. İkinci ideyamız da geldi. Hadi onu da bir geliştirelim. Gayet güzel. Şimdi tabi bundan sonra 8. seviyeye geçene kadar ideyayı tamamlarız. Hümanist ideyayı. Ver hadi dindarlık.
Dindarlık 23. Olabilir. Şimdi varisi tabi öldürme durumumuz var. Öte yandan Osmanlı'nın tek şehri kaldı. Onu da alsaydık o zaman da %100 savaş skoru elde edecektik de. Şimdi para mı istiyorsun? Ne yapıyorsun? Dindarlık mı alalım? Admin puanı. Admin puanı ver. Admin puanı daha çok işimize geliyor. Şimdi bu kadar toprak alacağız. Bunların yurt yapılması var. Şu şeye bir daha bakalım. Alsa herhalde ya bu ikisini alır herhalde. Tamam. Ondan sonra da Valaçya'ya da bir tane diplomat. Artık böyle bir şansımız var. Bir gönderelim. Hak iddiası yapmadan önce ne güzel. Yani ona komşu olmadan önce de yaparız abi spy network'ümüzü. Ondan sonra bu savaş bittiğinde de gideriz alırız toprakları. Hak iddiasını edip savaşı ilan ederiz. Kırım'a Cenova savaş mı ilan etti? Evet. Kolay gelsin. Tebrik ederiz. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bu arada Shadow Kingdom eventi geldi. Ben hangisini koymuştum? Evet. İtalyanlar ayrılmışlar. İkinci map olarak tercih etmiştim kendisini. Savaş tabii yeter diyor da arkadaşlar yetmez diyor. Onu ne yapacağız oyun? İlan da yap. Şunu bir çekelim. Abi ateşkes yapalım. Bitti savaş. Yani bak oyun bile diretiyor artık. Hadi diyor ateşkes yapmak diyor. Sana savaş yorgunluğu kazandırırım diyor oyun. Yani Osmanlı. Nahçıvan'da isyan çıktı. Ermenistan sürekli isyanlarını bastırıyorum. Farkında mısın? Kalkıp bize hala isyan etme. Şu vatandaşta hak iddiası şu an yapamam. Şu an yapamam. Az önce de söylediğim gibi. Sen çıkar mısın savaştan? Bir çık git artık. Abi diyor biraz daha diyor beni diyor zorla diyor. Ben diyor ondan sonra pes edebilirim diyor. Peki hocam seni bekleriz biraz daha. Şimdi 3'e 4 mi ilişkim? Aa seninle evliliğim bitmiş. Tamam Valaçya'yı bir sen vassalayalım da. Asıl Çerkezya yapsam daha iyiydi. Yani Çerkezya'yı vassal yapacağız, Valaçya'yı yapacağız. Bir de Macaristan'la dost olup Venedik'e saldırırsak iyi olur diyordum. Venedik'le Macaristan arasında zaten savaş başlamış. Oo çok güzel. O zaman bu savaşın arkasında biz de kendisine savaş ilan edeceğiz. Yani Venedik'e. Gayet güzel, işler açıldı. Şimdi. Sen kimlerle dostsun? Tamam onlar önemli değil. Bu bölgede biz varız. Buranın hakimi biziz. Çağırırız Memlü'yü. Abi dedi sana zahmet bir el at şurayı dağıt. Kardeşim sen iste yeter diyor o. Tanıyorum ben kendisini. O yüzden rahatlıkla savaştan galip ayrılacağız. Şimdi Çerkez'e tabi o savaşta onu biraz ellememek lazım. Bu çıkmıyor. Sen tamam mısın? Evet abicim. Güle güle. Para ver. Girdiğine pişman 6 duka verdi. Evet böylece Osmanlı Savaşı da bitmek üzere. Türkiye devleti düşmanlarını mağlup etmeye devam ediyor. Tabi ağır bir yenilgi aldırdık Osmanlı'ya. Maalesef yani biz dedik Türkiye olarak geldik. Buranın asıl hakimi biziz dedik. Ondan dolayı kendisiyle savaşıyoruz. Yoksa başka bir hedefimiz, gayemiz olmuyor. Öte yandan ne durumda isyancılar? Evet 15-14 alan var. Diğerleri ufak. Sınırlarımız çok güzel oldu. Gayet güzel. Evet Osmanlı ile olan düşmanımız da sona erdi. Yeni düşmanımız Timur olsun mu? Timuritz olsun. Gayet Timuritz olabilecek bir düşman. Öte yandan Valaçya ile savaşalım mı? Hak iddiası. Bir de şu agresifliğe bakalım. 18 almış. Şimdi Valaçya'yı ilhak edersek 30-40 olur o. Bir de şey var tabi. Venedik Savaşı var.
düşündüğümüz. Venedik'te aslında biraz daha spy network kursak iyi olacak sanki. Siz şöyle gelin abi. O arkadaşı da alın şöyle. Savaşacağız. Herhangi bir yere ele geçirmesin de bu. %2 savaş skoru var. Açalım geçelim ya. Başka yerde zaten yapamayız. Çek abi bunu. Efendim bu bölümde o zaman bir de Valaçya Devleti ile savaşacağız. Tirgovis'te. Savaş nedenimiz. Kendisini ilhak edip vassallarız diye düşünüyorum. Gayet güzel bir savaş olacak bu. Gel abicim. Tabi puanlarımız da yetmiyor ama yettiği kadar devam edelim. Valaçya'yı uzun bir zaman herhalde Müslüman yapmam. Öyle gözüküyor. Burası 9000. Onu uzun bir zaman yapmam. Ha, oraya geçiyoruz. Önce bir vassal olarak bırakayım, ondan sonrasına bakacağız. Sen gel abi de. Bu arkadaşı ilhak edelim. Epey bir agresiflik alacağız tabi. Onlar artık yapılacak şeyler değil. Polonya bu arada bizi düşman ilan etmiş. Tabi bu bizim işimize gelir. Zamanla Moskova'yı, Avusturya'yı veya Macaristan'ı yanımıza çekebiliriz. Tabi Osmanlı ile olan düşmanlığı bitecek olan Macaristan. Bakalım Polonya'yı mı yoksa bizim düşman ilerleyecek? Yani ikimizden biri düşman olacak ama hangisi? Önemli olan konu bu şu anda. Hocam sen niye gitmiyorsun o tarafa? Evet. Valaçya'nın kuşatlı bir şehri de geri kaptırttık. Avusturya geçişi istiyor tabii veririz. Bakalım Avusturya o savaşta toprak verdi, yani bu toprakları geri verdirecek mi Osmanlı'ya veya başka bir devlete? Öyle bir niyeti var mı acaba? Hep birlikte göreceğiz. Macaristan'da geçiş veririz tabii, geçiş izinleri şimdilik. Şu yurtları verelim. 167 puan Hüdavendigâr için verilecek. İsyan listelerimiz yok. Az. Bu kadar da sorun değil onlar. Bu arada yine bir asker geleneği geldi. Ne güzel. Asker geleneklerimiz tavan yaptı. Bu arada başkenti de düştü. Ve Valaçya Devleti'nde bu şekilde ilhak ediyoruz. Hayırlı olsun Türkiye Devleti'ne. 41 agresif kalmış. Şimdi Valaçya'yı serbest bırakalım. Oraları yurt yapmanın pek bir getirisi yok bize. Mantığı da yok. Zaten isyancısı da var. Muhtemelen bizim bölgemize gelecek onlar da. Tamamdır. Şimdi bakıyoruz. 37 puan. Seninle bir ilişki geliştireceğim ben. Veya seni marşlık da hale getirebilirim ama. Öte yandan şu 12 binlik topçuyu hazırlayalım. Bu arada DLC ile gelen bir başka özellik de böyle istersek tabii isim de ayarlayabiliriz. Topçular diyeyim şimdi de. Pek isim vermeye gerek yok ama hani göstermek amaçlı topçular diye. Şimdi 12 tane topçu hazırlayacağım da. Paran eğer yetiyorsa bu 12 tane topçuyu mesela nerede bastırayım ben? Ya da şuraya getireyim mi? Hepsini 12.000'i buraya toplayacak mesela. Bastığım anda şimdi ülkenin çeşitli yerlerinde 12 tane şehirde. Ben öyle ayarladım az önce. İstersen bunu tek şehire veya farklı şehirlerde. Gerçi 12'den fazlaya yayamam ama 12'den aza düşürebilirdim. Ben 12 tane farklı şehirde aynı anda topçu basılması emrini verdim. Yakın yerlerden basıyor ve onları hemen başkente toplayacak. Böyle bir yeniliği de var. Kolaylığı da var yani. Biz de savaşıyoruz. Neyse. Ona da bir şey demiyoruz. Saygı duyuyoruz. Şimdi benim ilişkim 4'e 4 oldu. Çerkezya ileride vassalım olabilir. Şimdi bu Adaşoğulları'nı ordunun başına atalım da. Öte yandan sendeki hak iddialarımızı sürdürelim. Kastorya'da mesela yaptıralım. Efendim Türkiye Devleti Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Surlardan birkaç tane de yıkabiliriz aslında. Yani buralarda pek sura ihtiyacım yok. Onu da yıkarız.
Başka şunu da yıkabiliriz. Ya da bunu. Bunu da yıkalım. Ekonomimize biraz da fayda sağlarlar. Aynı zamanda tabii ben az önce göstermedim. Orada ne kadar masrafı olacağı, ne kadar basılabileceği de onlarla ilgili de bilgiler var. Ordunun. Cenova. Ya seni acaba hemen vassal yapsam mı ama işte. İlhak edemeyeceğim belli yani bu. Uzun bir zaman ilhak edemeyeceğim. Uzun bir zaman ilhak edemeyeceğim bir devleti. Yani vassal yapmaya kalksam şimdi diplomatik ilişkim gidiyor. Neyse artık. Development'ımız 551. Tamamdır. Heh, topçularım da gelmiş bu arada. Tabi onları ben ikiye böleceğim şimdi. 12 bin. Bunu böyle ikiye bölelim. Bu arkadaşa gönderelim. Ekonomimiz eksi 1'e düştü. 36 birimimiz var. Gayet güzel. Türkiye ordusu tabii ki yükselişini, devletini efendim yükseltiyor. Ordu yükseltiyor. Büyük bir güce ulaştık. Daha da ulaşacağız. Öte yandan Epirus'ta da bir hak iddiası yapalım. Kendi toprağıma bastım. Bu bölümü de yavaş yavaş bitirebiliriz. Tabii işte bu seride biraz bölümleri de kısa tutmak istiyorum. Tabii ne kadar kısa ona da bilmiyorum. Bakmadım ama. Yani kısa tutsam iyi olacak. Efendim. Önümüzdeki bölümde bir Venedik seferi düşünüyorum. Art ne derece gerçekleşebilir bakacağız durumlara. 468 puana sen ilhak oluyormuşsun. Gayet güzel. Diyorum ve o zaman hoşça kalın.